sitemize gelen bir soru şöyle. Üstadımızın yapılması için çok uğraştığı Medrese-i Zehra'nın meydana gelmemesinin hikmeti nedir? Evet. Tabii her bir şeyde binlerce hikmet var. Bazen biz bir şey söyleriz ama kader başka bir şey söyler. Evet. Bazen biz bir şey planlarız ama kaderin planı, programı farklı. Sultan Fatih'in babası olan II. Murat rahmetullahi aleyh, Sultan Fatih'e baktığı vakit, o zaman Mehmet diyorlar işte. Yani sanki ya bu Osmanlı'ya yakışır bir şehzade değil. Hmm. Bununla mı Osmanlı kalkınacak, dedirtecek cinsten. Hmm. Hareketliliği, ondan sonra bazen de böyle söz dinlememekliği falan. Meşhurmuş yani. Daha 14 yaşındayken tahta geçiyor. Bakıyorsunuz ki Haçlı ordusu toplanmış. Varna'ya doğru yürüyor. Osmanlı'yı tümden ortadan kaldıracağız. Bundan sonra artık işin başında bir çocuk var. Sultan Murat'tan kurtardık. Hemen babasına bir mektup gönderiyor. Sultan sen isen gel ordunun başına. Ben isem sana emrediyorum. Şimdi bu dahiliği, yani o hareketliliğinde demek görememişler yani. Öyle demiş ki senden adam olmaz demiş Sultan Murat. Hocası Akşemseddin de demiş ki kader ne der, peder ne der demiş. Şimdi bu üstadımızın düşündüğü Medrese-i Zehra ileride maddi olarak vücuda gelir mi gelmez mi bilemiyoruz. Teşebbüsler oldu ama şimdiye kadar yine bak muvaffak etmedi. Evet. Bunun bazı hikmetleri olabilir. Şu anda bir hikmeti benim kanaatim. Burada yine okuyacağız. Yani resmiyete girmiş olan hizmetin merkezi hükmünde bir bina olmuş olsaydı o zaman tekkeler ve zaviyelerin kapatılması kanunundan sonra sanki orası da devletin eliyle ciddi manada kapanacaktı ve zarar görecekti. Tevhid-i tedrisata uymayacaktı. Evet, tevhid-i tedrisata uymadığından dolayı. Dolayısıyla çeşitli isimler altında kanunlar, çeşitli isimler altında ifadeler. Yani onu kapatmak zor değil. Neticede evet. Ezanı susturan bir zihniyet geldi yani. Dolayısıyla bir hikmet bu. Bu Medrese-i Zehra'nın manası ne? Mesela o mana Türkiye'nin, ülkenin hatta dünyanın her tarafına yayıldı. Mana olarak yani. Ama ileride de teşekkür ederim etmez mi? Üstadımız inşallah ileride bunlar tahakkuk edecek diyor. Biz de ümit varız, dua ediyoruz. Elimizden gelecek ne şey varsa, imkan varsa cemaat olarak da inşallah buna çalışacağız hepimiz. İnşallah, İnşallah Cenab-ı Hak devletimize, hükümetimize bunu nasip eder. Biz de duamız olsun bu inşallah. Şimdi Kastamonu'da üstadımız diyor ki hem bu münazarat risalesinin ruhu ve esası hükmünde olan hatimesindeki Medrese-i Zehra hakikati ise İstikbalde çıkacak olan Risale-i Nur'a bir beşik, bir zemin ihzar etmek idi ki bilmediği ihtiyarsız olarak ona sevk olmuyordu. Demek ki Medrese-i Zehra dediğimiz aslında şu Risale-i Nur camiasının adeta açık üniversite hükmünde olan bu değil mi? Nizam ve intizam altına alınmamış olan, resmiyete girmemiş olan şu üniversitenin, yaygın üniversitenin, uzaktan eğitim üniversitenin, oldu mu? Evet. Ondan sonra hocasız üniversitenin. Organize edilmemiş serbest bir üniversitenin. Evet. Teşekkülüne adeta bir zemin hazır etmek için üstadımızın ruhuna Cenab-ı Hakk'ın ilka ettiği bir adeta bir manadır bu yani. Evet. Ama ileride tekrar toplanır. Bu bir maddi şekle de ayrıca girer mi? Onu zamana bırakacağız. Demek ki anlıyoruz ki Medrese-i Zehra dediğimiz şey Risale-i Nur hizmetinin esasıdır ve adeta bütün dünyada şu anda yapılan hizmetin ve tedrisatın adeta o zaman üstadımızın kalbine verilen bir ismin ünvanıdır diyelim yani. Bir mananın ünvanıdır. Üstadımız kendi dünyasında ne yapacak bu üniversitede? Fen ilimleriyle din ilimlerini birleştireceğiz ve talebenin himmeti böylece pervaz edecek diyor. Değil mi? Aklın nuru fülun medeniye, kalbin ziyası ulumu diniye, ikisinin imtizacı lazım. İkisinin imtizacıyla da hakikat ne yapacak? Ortaya çıkıp tecelli edecek. Bunlar ayrıldığı vakit birisinden taassup ortaya çıkacak. Birisinde de şek ve şüphe ortaya çıkacak. Dolayısıyla üstadımız bir mana yakalamış. Ama şu anda bakıyorsunuz ki dünyanın her tarafındaki nur talebeleri genellikle yani o zamanki şartlara göre söyleyeyim lise eğitimi herkesin gözünün dikildiği ve herkesin ulaşamadığı bir eğitimdi o zamanki şeye baktığım vakit.
Abilerin çoğu lise mezunu. Ya da lise okumuş. Biraz daha ileri git. Yani 60'tan sonra artık üniversitenin kaplarına dayanan ve üniversitenin içerisine giren, belli bir zamana git artık üniversitelerde ders veren, akademisyen olan nur talebelerinin olduğunu müşahede ediyoruz ki bütün her tarafta hem fen ilimleri okunuyor, fiziği, kimyası, biyolojisi, astronomisi, bir taraftan da Risale-i Nur vasıtasıyla da devletin ihmal ettiği, eğitim kurumlarının ihmal ettiği, şimdiki ismiyle de değerler eğitimi dediğimiz o sistemi Risale-i Nur vasıtasıyla da o abilerimiz, kardeşlerimiz, talebelerimiz ne yapmış? Almış hepsi. Dolayısıyla kendimize de baktığımız vakit biz fen ilimlerini devletin okullarından, din ilimlerinde Risale-i Nur'dan elhamdülillah aldık. Ve Risale-i Nur'dan bunların nasıl yoğrulacağını da sistemini, tekniği de öğrenmiş olduk. Ve böylece Medrese-i Zehra'nın talebeleri dünyanın her tarafına ve çeşitli dillerde konuşan insanlara yayılmış oldu. Şu anda bakıyorsunuz ki belki 50-55 dile çevrilmiş Risale-i Nur eserleri var. Dolayısıyla Medrese-i Zehra'nın bir talebesi Fransızca konuşuyor. Başka bir talebesi Almanca. Başka birisi Japonca. Başka birisi İngilizce. Başka birisi Çince konuşuyor. Ve her tarafta aynı mantık, aynı mana dolaşmış oluyor. Şimdi üstadımızın buradan bir mana daha Emirdağ'da. Anadolu'daki ehli mektep ve ehli medrese birbirine yardımcı olarak ittifak etsin diye Vilayet-i Şarkiye'nin merkezinde hem Hindistan hem Arabistan, hem İran hem Kafkas, hem Türkistan'ın ortasında Medrese-i Zehra manasında Camiül Ezher üslubunda bir Darül Fünun hem mektep hem medrese olarak bir üniversite için tam 55 senedir Risale-i Nur'un hakikatine çalıştığım gibi ona da çalışmışım diyor. Demek ki hem mektep, hem medrese, değil mi? Hem Darül Fünun üniversite olarak bu manada Camiül Ezher sisteminde, üslubunda bir üniversite. Ama onun kadar mı olacak? Hayır. Asya, Afrika'dan. Ne kadar büyük ise ondan daha büyük sistemde büyük bir üniversitenin Darül Fünun'un açılmasına üstadımız ne yapmış? Çalışmış. Bir de bunun bir faydası da ne? Evet, dini ilimlerle fenni ilimleri birleştirdiğin vakit o fenden gelen dinsizlik aklını durduruyorsun. Ama adam fenni ilimlerle evet artık dine zarar vermeyecek ama adamın hissiyatına işlemiş olan bir ırkçılık var. Hmm. Üstadımız bunun da tedavisi olarak Medrese-i Zehra'yı görüyor. Çünkü en büyük bela dinsizlik ama dinsizliğin de meydana getirdiği problemler var. Mesela sefahet dinsizlikten bize geliyor. Sefihler dinsiz değil ama oradan besleniyor. Orası besliyor bu ağacı diyelim, bu kökü diyelim yani. Ayrıca dinsizlikten beslenen ırkçılık var. Kendi ırkını diğerlerinden üstün görme hastalığı. Değil mi? Şimdi Üstadımız bin Hazreti ne diyor? Camiül Ezher'in kız kardeşi olan Medrese-i Zehra namiyle Darül Fünun'u mütezammın pek âli bir medresenin Kürdistan'ın merkezi hükmünde olan Bidlis'te ve iki refikasıyla Bidlis'in iki cenahı olan Van ve Diyarbakır'da tesisini isteriz. Dolayısıyla burada da özellikle ırkçılık meselesini ciddi manada ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi, bir ilaç olarak üstadımız bir hastane olarak bunu görüyor ve buna da ciddi manada çalışıyor. Dolayısıyla Medrese-i Zehra niye tahakkuk etmedi? Cenab-ı Hakk'ın yanında gizliye kalan çok manalar olabilir. Ama bu manalardan bizim şimdiye kadar Risale-i Nur'dan okuduğumuz ya da kendi aramızda hakikaten böyle olması gerekiyor dediğimiz cihetlere baktığımız vakit birincisi resmiyete taalluk etmeden devletin onu kapatmasına fırsat vermeyecek bir sistemi Allah irade ediyor. Yani kader ne der, peder ne der, değil mi? Evet. Üstadımız böyle diyor ama kader de böyle diyor. İkincisi daha yaygın, daha organize edilmemiş serbest bir üniversite. Ondan sonra herkesin eğitim alabileceği, ötekine bazı özellikteki insanlar gelecek. Tabii. Şimdi bazı özelliklere sahip olmayan bir insan üstadımızın Van'daki Hor Hor Medresesi'ne gidip eğitim alabiliyor muydu? Üstadımız öyle şartlar koyuyor ki talebelere. Tabii adamlar gelmekten korkuyor. Serden geçti olacak. Yani. Tabii şu kadar öğün yemek, yemeklerde şu kadar şey olacak. Ondan sonra işte şöyle olacak, evlenmeyeceksin, şöyle yapmayacaksın, böyle yapmayacaksın diye üstadımız öyle şartlar getiriyor ki diyor ki bir günümüzde misafir kalın diyor. Bak şimdi şarta bak. Bir gün misafir kalın düşünün. Bir gün sonra giderseniz yolunuz açık olsun. Ama kalırsanız ondan sonra buna talip olacaksınız, tabi olacaksınız. Tabi olmayıp kaçarsanız
Van valisi benim dostumdur. Nerede olsan sizi yakalatırım diyor üstadımız. E şimdi böyle bir üniversitede herkes okuyamaz işte. Evet. Ama herkesin rahat bir şekilde okuyabileceği bir sistemi Allah nasip ediyor yani. Yoksa biz nasıl okuyacaktık orada? Evet, ya işte elhamdülillah. Bu gibi hikmetlerden bir de ırkçılık her tarafa bu manada. Sadece üstadımız burada İslam alemini kastediyor. İşte İran'dan, Irak'tan, ondan sonra işte Pakistan'dan, Hindistan'dan, ondan sonra Kürdistan'dan insanlar gelecek ve burada ırkçılık meselesi halledecek. E peki İngiliz'de ırkçılık problemi yok mu? Ona da yayılması gitmesi icap ediyor. İşte bu medrese ve bu yaygın eğitim sistemiyle Cenab-ı Hak bütün milletlere bu nimeti gönderiyor. Ve milletlerin içerisindeki her ferde, üniversite okuyan da buraya dahil olabilir, ilkokul mezunu olmayan da buna dahil olabilir. Ben ilkokulu zar zor okuyan birisinin daha sonra cemaatin önüne geçip ders okuduğuna şahidim. Siz de belki şahitsiniz. Üstad zamanlar ve çobanlar, Üstad zamanındaki, ha Allah senden razı olsun. Üstadımız evet. Zamandaki abilerimizin duruna baktığımız vakit en berrak bir şekilde bunu ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz. Yani tarif için söyleyeceğiz. Köylü, belki bir alim onu ilim meclisine bile, sohbet meclisine bile belki ya adam girer mi girmez mi, girsin mi girmesin mi diye düşünebileceğimiz bir kişi öyle bir duruma geliyor ki ümmi fakat bu zamanda müştehitlerin vazifesini görebilecek bir duruma bu yaygın eğitim şeyle girebiliyor. Kürt Bekir Bey, Adil Cevazlı mesela. Elhamdülillah.